Yine buraya geldik. Fatal Gazi, siz burada kalın, sakın çıkmayın. Tamam, tamam. Bana naksiyon lazım, naksiyon. Hareket, 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 hareket. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. Ya, ya, ya. Hay Allah, hay Allah. Bana sarayın duvarları, surları bile dar gelmişken şu halime bak. Tıkıldım kaldım bu küçücük odaya. Bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. Hareket lazım, naksiyon, naksiyon. Buldum. Şahin gözü, küheylan atımı bulayım. Gideyim onu arayayım bari, başka çarem yok. Ya, sağ olun bre, Battal Gazi geliyor. Bizans hapishanesi burası. Sağ olun bre, sağ olun. Yettim Bizans. İşte hazır. Evet, acaba unuttuğum bir şey var mı? Ah tabii ya, Koray mutlaka yaprak sarma yap demiştim. Evet, işte oldu. Hah, zaten geldiler. Hoş geldiniz. Abiciğim nereden çıkartıyorsun Allah aşkına? Çocukların güleye baktığı falan yoktu. Ya bana mı anlatıyorsun ya? Bakıyorlardı işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaprak sarma. Patlıcan közleme. Ay Koray çok ayıp ama. Nesi ayıp hayatım? Nesi ayıp? Ben senin yengemin yemeklerini yiyeceğim diye öğlenden beri bir şey yemedim. iyi yapmışsın canım. Hoş geldiniz, hadi geçin. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk, yengelerin en marifetlisi. Ne oluyor lan? Biz bile o kadar öpmüyoruz. Allah Allah. Otur Koraycığım. Sen de hoş geldin hayatım. Hoş bulduk da, bu ne? Ne? Bu diyorum, üstündeki ne? Ha, üstümdekiler mi? Yeni aldım onları, nasıl? Bu kıyafetle mi çıkacaksın insanların içine? Anlamadım, ne diyorsun? Şuna bak, etek mi bu? Bikini yaparken bile daha çok kumaş kullanıyorlar. Yani, bırak anlamadım. Bu etek diyorum, niye dizinin üstünde? Ciddi misin sen? Ya bu bluza ne demeli? Hale bak. Çatal olduğu gibi meydanda. Burak şaka yapıyorsun herhalde. Şaka filan yapmıyorum. Gidip üstünü değiştiriyorsun. Sofradaki çataldan başka çatal görmeyeceğim. Hadi. Eda. Ne oldu ki şimdi bu çocuğa? Herhalde bir şeye canı sıkkın. Neyse ben üstümü değiştireyim bari. Şu arkadaşlarımızın yanında rezil olmayalım. Ben geliyorum hemen. Na 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 na. Selena, Selena, Selena. Ya Kader Hanım, buraya oturmak istediğinizden emin misiniz? Bu arka sokaktaki çay ocağı da gayet güzeldi ya. Alamet Bey, Boğaz'a kadar gelmişken çay ocağında mı içeceğiz çayı? Denize karşı oturmak varken. Hadi ben oranın çayı daha güzel diye şey dedim. Neyse oturun, oturun buyurun. Bir dakika. Alamet Bey. Ay. Ulan cepte de 10 lira var ya. Allah verir de bir şey yemese, yoksa iyice kepaze olacağız. Efendim bir şey mi dediniz? Aa yok yok, diyorum ki manzara nefis ya İstanbul. Şuraya bak. Ay ya, değil mi? Tıpkı filmlerde göründüğü gibi. Hoş geldiniz. Bir şey arzu eder misiniz? Sizde kumpir var mı? Tabii efendim. Ya bir de kumpir istiyorum, iyice kepaze olacağız ya. Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Siz son zamanlarda biraz kilo mu aldınız? Kilo mu aldım? Ciddi mi söylüyorsunuz? Yanlış anlamayın, benim için her zaman zarifsiniz de sanki son zamanlarda biraz basen yaptınız ya. Ya olabilir. Kumpiriniz neyle olsun efendim? Yok ben kumpir almayacağım. Bir şey içeyim sadece. Aa yeseydiniz Kader Hanım bir şeyle. Yok yok, şimdi kumpir basen yapar. İyi peki, siz bilirsiniz. İçecek neler var? Çay, kahve, meşrubat ne arzu edersiniz? Bak hele. Çay ne kadar?
2 lira. Güzel, demliği 2 lira. Sen adana mı getiriyorsunuz? Siz beni yanlış anladınız herhalde. Bardağı 2 lira. Oha, altı suyuna mı demliyorsunuz lan çayı? Ne oldu Alamet Bey? Yok bir şey yok. Sen o zaman bir bardak çay getir. Sonra ben ne içeceğime karar verince söylerim. Haydi. Peki efendim. Ulan bir de yanlışlıkla bir şeyler yesek demek donla çıkacağız buradan donla. Ne oldu Alamet Bey? Şey diyorum. Bu deniz manzarası mı yoksa siz mi güzelsiniz karar veremedim. İstanbul kadar güzelsin Kadir Hanım. Ay Alamet Bey şımartıyorsunuz beni. Az bile söylüyorum canım. Bu senin saçlarını yıkadığın saçları şimşek olacak. Ay peki sen ne zaman saçlarını kızla boyayacaksın Kıvılcım? Herkes yattıktan sonra. Yeni güne yeni saçların beyni aşkımla başlamak istiyorum. Ay çok zekice. Senin için her şey çok zekice zaten Dilara. İrem Fıstık kadar zekice konuşuyor değil mi? Ay çok zekice evet. Ama senin verdiğin tepki de çok zekice. Ay sizi gidi siz lan siz çok zekisiniz ya. He şu boya işi tamamdır. Al şunu Dilara koy yerine. Ya da dur ya sen şimdi eline yüzüne bulaştırırsın. Bu saç şampuanı değil mi ki? Al İrem sucum sen hallet. Şimdi bu dengesi de şemanet edilmez. Sus bitkisi. Ay çok sağ ol. Sen güzelliği Ozan benim kızın saçlarıma tutulduğunda göreceksin. Bekle beni Ozan'ım. Kızın saçlı masken seni senin evinden kurtarmaya geliyor. Canım benim ya. Ne yapıyorsun? Bırak. Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Kader Hanım. Sizi dinliyorum. Kader Hanım. Efendim. Yani diyorum ki size karşı çok yoğun duygular içerisinde olduğumu fark etmişsinizdir herhalde. Ne gibi duygular? Ne bileyim yani sizi bir insanın bir insanı sevdiği gibi yani insanın insanı derken sonuçta ben de insanım normal olarak da işte onu şey edeceğim ve onu ya aramızda Zülfikar engeli de kalmadığına göre eğer siz de benden hoşlaşıyorsanız ya, Kader Hanım. Ya kardeşim 2 dakika önce söyledim ya istemiyorum diye ya git başımızdan. Ama yarım saattir oturuyorsunuz, bir şey içmediniz. Ya içmediysem içmedim, sana ne be? Söğüt gölgesi değil burası beyefendi. Her gelen bir çayla 2 saat oturursa biz kiramızı nereden çıkaracağız? Ya bana ne kardeşim, bana mı sordun buraya kiralarken? Sus ya! Kader Hanım, eğer siz de bana karşı bir takım kiralar ödemek kiralar mı? Ya kafamı karıştırdın, kafamı karmaya çürman ettin ya! Kardeşim çekilsene, belki mahrem bir şey konuşuyoruz lan. Sipariş almadan gidemem efendim. Paranız yoksa niye oturuyorsunuz? Bana bak. İşte şimdi sınırı aşıyorsun. Bana bak ahbap. Yakarım canını. Bana bak. Benim tepemin taşını attırıp bana bu müesseseyi satın aldırtma. Papyana bak. Yapmayın Alamet Bey. Lütfen siz karışmayın Kader Hanım. Lütfen. Lan senin maaşını ben kapıcıma bahşiş diye veriyorum. Eğer bir şey içmeyecekseniz kalkın. Ay. Alamet Bey zaten geç oldu. Hadi kalkalım. Borcumuz ne kadar? Bir dakika Kader Hanım. Bir dakika. Ben dururken lütfen. Ne kadar lan borcumuz dut yaprağı? Bir hesaplayayım. 2 liradan bir çay 2 lira. Bak bir de kinaye yapıyor bak. Bir de beni aşağılıyor terbiyesiz. Mikrop. Al lan şu 10 lirayı. Al. Üstüde kalsın. Terbiyesiz mikrop. Küsta. Hadi bir taksiye binip gidelim. Taksi mi? Ne gerek var canım havanı güzel. Oo mis gibi yürüyüş havası. Trekking olur hep. Sarıyer'e mi yürüyeceğiz? Denediniz mi Alamet Bey? Buradan Sarıyer'e yürünür mü? Taksiyle gidiveririz 5 dakikada. Madem ısrar ediyorsunuz. Lan bu paranın hepsini de hava atacağız diye adama verdik. Ne yapacağız biz şimdi ya? Buyurun. Of, Fatal Gazi yok. Ya nereye gitmiş ki ya? Ya kaçmış işte yok. Ya kızlar, Selena bu sefer gerçekten çok kızacak. Haklı tabii. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Bence Selena gelmeden önce Battal Gazi'yi bulalım. Evet, hadi onu dışarı çıkıp arayalım. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bu ne? Bre melun. Battal Gazi'nin kılıcını tanımaz mısın sen? Ya ne battalı ne gazisi. Yaşlı karışma işime. Bak gelme. Gelme. Gel.
Sağ ol evladım. Maaşım da vardı içinde. Allah razı olsun sizden. Anacığım, Tekfur Sarayı'nı bilir misiniz? Tekfur Sarayı'nı? Ha? Bilmem evladım. Ben de buranın yabancısıyım. Peki, sağ olasın. Hadi sağ iyi günler. Sağ ol, sağ ol. Görürsün sen şimdi insanlara iyilik yapmayı. Battal efendi. Alo. İyi günler beyefendi. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bu filmlerdeki Battal Gazi kılığına giyinmiş bir terörist bombalı eylemlerde bulunacak. Ben kimim? Bir dost. Yani bir vatandaş. Evet. Unutmayın. Elinde kılıç var. Kılıçla dolaşıyor. Evet. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Görürsün şimdi insanlara iyilik yapmak işte böyle olur. Gerizekalı. İşte çorbamız da geldi. Daha şimdiden yemeklerin kokularıyla birazcık doydum bile. Evet Zeynacığım, hepsi harika gözüküyor. Karı dediğin güzel yemek yapacak. Yoksa ne işe yarar değil mi? Alo. Ben mi söyleyeceğim sana bunları? Dikkat etsene biraz eğilip kalkmana. Afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi? Aferin kız. Çorba güzel olmuş. Bakçım, istersen bu maganda şakasına bir son verelim çünkü midem bulanmaya başladı. Estağfurullah. Burak, gerçekten kes artık şu şakayı. Arkadaşlarımızın midesi bulanıyor, ayıp. Dur bir de şu tavuğun tadına bakayım. Burak, ne yapıyorsun? Ulan bu ne be? Pişmemiş bu. Git yeniden yap. Anlamadım. Anlayamadım diyor. Yeniden yap diyorum. Burak oğlum, hakikaten kes artık. Tamam, çok komik ama fazlası baymaya başladı. Neyin fazlası ya, anlayamadım. Lan bu müzik ne gıy 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 sabahtan beri. Tak bakayım şöyle Ankaralı Namık şöyle oynayalım değil mi? Şşt, sevmez misiniz? Ne güzel değil mi? Oh. Burak sen iyi misin? İyiyim iyiyim de çorba biraz gaz yaptı. Salıverdim mi geçer şimdi. Burak sofradayız abi lütfen ya. Selena, genelde erkekler evlendikten sonra kabalaşır diyebilirdim ama... Seninki şimdiden başlamış. Siz evlenince ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Girsene lan içeri, ne bekliyorsun? Sen beni kucağına almayacak mısın aşkım? Yok ya, hamal var lan senin karşında. Ama hani adettendir. İlk gece damat gelini kucağında eşikten geçirir. Hı? Lan karı, bana bak. Bu ecnebi filmleri izleye izleye yeni yeni adetler çıkardın başıma ha. Zaten avucum kaşınıyor. Daha ilk günden başlatma beni mesaiye ha. Ya aşkım, sadece kucağına alacaksın. Bu kadar zor mu? Ulan var ya, daha ilk günden tepeme çıkmaya başladın ya. Neyse. Heh, oldu mu? Oh, heh, başın göğe ermiştir inşallah. Geçtin değil mi eşikten? Geçtim. İyi. Zor olmamıştır inşallah. Vur! Ah be koçum, ah be Arda! Ya hayatım, biz böyle her gün maç izleyerek mi geçireceğiz? Yok artık, her gün maç mı izlenir ya? Buradan çıkınca kahveye gideceğim, arkadaşlarla biraz okey oynayalım. Okey mi? He. Ya! Vur! Allah senin! Ne anlıyorum ya, ben ne biçim bir adamla evlenmişim? Sus lan, ne konuşuyorsun? Kalk bana kahve yap, köpüklü olsun, kalk! Tamam. Ulan trip atma bana. Alo,
Kime diyorum lan ben? Efendim Burak. Oho! Bu hep böyle. Zaten yarım aklı var. O da bir karış havada. Su koy gel diyorum bana. Ya inanamıyorum ya. Bir insan nasıl bir günde bu kadar değişebiliyor? Ya bu Burak'ın nesi var? Bilmiyorum hayatım. Şaka yapıyor zannediyordum ama gayet ciddi. Lan Hırto ne konuşuyorsun öyle fıs 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 karı gibi? Bana mı dedin? Yok babama diyorum. Sana diyorum tabii. Şşş. Şu yemeğini ye de bir güreş tutalım seninle. Ense tıraşını alayım. Feci acıdım ben şimdi Selin'e. Bu adamla bir ömür geçer mi ya? Geçmez. İşte. Bomba ne kadar büyük patlarsa ülke o kadar da büyük çıkarsacak. Bakarsın böyle böyle ilerletip ileride nükleer bomba bile yapabiliriz. Güldürme James. Elimize titriyecek, patlayacak. Peki bombayı ne yapalım? Nereye koyalım? Tabii ki en kalabalık meydana koyacağız. Ülke bir anda mikser gibi karışacak. İstikrar yok olacak. Borsa düşecek. Dolar fırlayacak. Halk karamsarlığa kapılacak. Evet. Süper. Harika. Her yere baktım hiçbir yerde yok. Belli ki başka bir yere gitmiş. Ya ben de okulun etrafına baktım ama orada da yok. Ya ben de geri gelir diye bekledim ama gelmedi. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Aramaya devam edeceğiz tabii ki. Hadi gidelim o zaman. Ulan Selena, bir kola istedik getirmedin hala. Fabrikasından mı getiriyorsun ne? Geldim hayatım. Açayım mı? Yok gerek yok, ben açarım. Aa, bak Koray ne kadar güzel film getirmiş. Bunu izleseydik ya hep beraber. Ne o? Bu mu güzel film? Ne anlarsınız şu entel dantel filmlerden anlamıyorum ki. Şöyle Jackie Chan falan olsa anlayacağım ama. Bak 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 bak. Görüyor musun lan kamyon nasıl çekiyor? Koraycığım biz artık kalkalım mı? Lan otur yarım saatte abi. Ben de kahveye gideceğim, beraber gideriz. Kahveye mi? He. Yok biz kalkalım değil mi Koraycığım? Evet evet bence de kalkalım. Ya arkadaşlar ne olur kusura bakmayın. Ben de ne olduğunu anlamadım. Geçireyim ben sizi. Bu da kılıbıka. Karı lafıyla kalkıyorsun, karı lafıyla oturuyorsun ha. Bir de erkeğim diye geçiniyorsun. Of ya kızlar ben pes ediyorum. Koca İstanbul'da battal gaziyi bulmamız çok zor. Zaten o kılıkta ya polisler almıştır ya da deli doktorları. Ya Selena'yı çağırma vakti geldi. Evet işler daha fazla büyümeden hemen Selena'yı çağıralım. Selena. Selena. Vay. İnanamıyorum. 600 sene sonra battal gene buralarda. Şu surlara kahpe Bizanslıları kılıçtan geçirip bir sıçrayışta güzel prensesin odasına çıkmıştım. Ah, neydi o günler neydi? Şimdi ne prenses kaldı ne de kahpe Bizans. Ama battal gazi hala ayakta. Dimdik varım. Oysa her zaman, her zaman heyt! İlk bardaki adama benzemiyor mu? Evet, aynen öyle. Sav olun bre! Kahpe Bizanslılar. Hey sen, gel bakalım buraya. Sana diyoruz Kılıçlı. Ne var, ne istiyorsunuz? Bizimle merkeze kadar geleceksin. Yok ya, hiçbir yere gitmem ben. Hem sizle hiç gitmem, anladınız mı? İşim var, benim işim. Bizi zor kullanmak zorunda bırakma. Ne, zor mu? Zora bayılırım ben. Bana bak, söyleyin bakayım. Siz
Kimlerin askerlerisiniz? Ha? Ne askeri be, manyak mısın? Ver o kılıcı da uzatma. Ah, kılıcı mı istiyorsun? Hem de Battal Gazi'nin kılıcı. Gelin alın bakalım. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Sen dur bak. Sizi gidinin askerleri sizi. Uyanınca beni takip edin, beni arayın da biraz oynaşalım sizden ha. Demek sen Kriptonlusun ha? Merak ettiğim bir şey var. Bu içinden misin sen Kriptonun? İçindenim. Babam Kripton'da vergi dairesinden tahakkuk şefiydi. Bir günde uçarak 30.000 kişiden vergi tahsil ederdi. Vay. Şey, sen böyle şey yapabiliyorsun değil mi? Uçabiliyorsun yani şu şekilde. Baban da uçar eminim. Evet. Sadece uçmakla kalmıyorum. Başka marifetlerim de var. Ne marifetlerim varmış bakayım çapkın? Mesela tek elimi tren kaldırırken bir ayağımla bir ampul değiştirebilirim. Vay be, iyiymiş bu. Harika. Şey, ben kendim uçabilir miyim? Yani istesem şöyle yapsam uçabilir miyim? Bunu yapabilirim değil mi? Güzel. Demek Afrodit Battal Gazi'yi unutup kendisine yeni bir sevgili bulmuş. Ne dersin buna Teber? Evet, Süpermen'le arası gayet iyi gözüküyor. Bu durumda tehlike orkadan kalktığına göre Selena'ya söyleyelim de Battal Gazi'yi geri getirsin. Selam kızlar. Bir sorun mu var? Ya Selena çok üzgünüz. Battal Gazi. Kaçmış. Nasıl kaçmış? Ya odaya saklamıştık. Dondurumuzda yoktu. Ya gerçekten çok özür dileriz. Tamam kızlar, özür dilemenize gerek yok. Özür dilenecek bir şey yapmadınız. Ya sabahtan beri bakmadığımız yer kalmadı. Yüce oğlum. Selena, şarjım bitmek üzere. Beni dikkatle dinle. Şarj mı? Dinliyorum efendim. Battal Gazi'yi derhal Ütopya'ya geri getirmen lazım. Ütopya'nın sırları bakımından bu çok önemli. Battal Gazi senin yanında değil mi? Evet efendim. En kısa sürede Battal Gazi ile birlikte yanınıza geleceğimden emin olabilirsiniz. Hah, sana güveniyorum. Benim güvenimi boşa çıkartma. Hadi kolay gelsin. Kızlar işte şimdi başımız belada. Bir an önce Battal Gazi'yi bulmak zorundayız. Koskoca Battal Gazi'yi yakalamak size mi kalmış be? Koca Bizans peşinden koştu, Battal Gazi'nin de yakalayamadı. Naksiyon, naksiyon! Çok güçlü bir bomba oluyor ha bu. Evet. En azından 500 metre yakınında ne varsa buz tuz edecek kadar etkili. Belki 300-500 araba aynı anda boom! Vay alçaklar. 500 masum insanı öldürecekler ha. Kahpe Bizans'ın uşakları. Neydi yüce atamızın öğüdü? Ey Nakıncı Bey'i. Kendini bil ve güven. Yurdunu sev ve koru. Kötülüklerle, düşmanınla sonuna kadar savaş. İşte o an. Bu andır. Ulan sen kimsin ya? Ne o? Koca Battal Gazi'yi tanımaz mısın bre gafil? Şimdi görürsünüz siz. İsteseydim kılıcımla, bıçağımla işinizi bitirirdim. Ama bana naksiyon lazım, naksiyon. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel, gel. Ulan tam deliye çattık ya. Şimdi görürsün. Hadi gel bakalım. Seni yedi Bizanslı seni. Kalk 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 kalk. Gel 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 bakalım. Direnme.
Dur gitme, gel 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 gel. Şimdi görürsün. Naksiyon, naksiyon. Başka naksiyon yok mu? Peki nasıl bulacağız Battal Gazi'yi? Sihirli küreden yardım almadan onu bulmam imkansız. Alalım o zaman. Ama bu aralar sihirli küreyi çok sık kullandım. Yüce Olof'tan uyarı alabilirim. Ama bu durumda yapacak başka bir şey de yok. Bana gel sihirli küre. Emredin iyiliğin savunucusu Selena. Hoş geldin. Senden Battal Gazi'nin şu andaki yerini öğrenmek istiyorum. Emriniz yerine getiriliyor. Yükleme yapılırken lütfen işlem yapmayınız. Teşekkürler sihirli küre. Gidebilirsin. Kızlar, benim acil Battal Gazi'nin yanına gitmem lazım. Yoksa başı fena halde derde girecek. Siz eve gidin, olur mu? Tamam Selena. Görüşürüz. Ya inşallah Battal Gazi'ye bir şey olmadan kurtarırız. İnşallah. Dur. Aha, bizi döven manyak orada. Bu adam iki kişiyi öldürmüş. Dur polis. Dur, teslim ol. Battal Gazi teslim olmaz. Hala anlamadınız mı bunu? Teslim ol. Ulan ben sizi dövmekten usandım. Siz dayak yemekten usanmadınız mı? Hadi bakalım gelin. Naksiyon, naksiyon. Gelin. Durun, ne oluyor burada? Uzak durun, yaklaşmayın. Tehlikeli bir suçlu var burada. Ben zaten onun için geldim. Garip suçlar masasından komiser Selena. Garip suçlar masası mı? Ben hiç öyle bir masa duymadım. Tabureydi işte, bir ara masa oldu. Boş ver şimdi. Nasıl yakalayacaksınız bu deliği? Ben bu konuda özel eğitim aldım. Siz uzak durun. Gelme bacım, bak gelme. Bak, gelme canlı yere. Battal Gazi, Selena ben. Tanımadın mı? Selena, sen... Evet, evet, evet. Bunları sen mi yaptın? Evet. Kaç kişinin canına kıyacaklardı. 500 kişi falan öldürelim diyorlardı. Nasıl? Bombayla işte. Bu, bak. İyi yapmışsın. Siz ikiniz hemen bomba imha ekibini çağırın ve bu iki adamı tutuklayın çabuk. Nereden biliyorsunuz komiser Selena? Bombayı görmüyor musun? Vakit kaybetmeyin, çabuk olun. Hadi. Hadi Battal Gazi, gidelim. Selena. Ben var ya ben. Bu dünyayı hiç ama hiç beğenmedim. Çok şey değişti Battal Gazi. Boş ver, hadi gidelim. Gel. Sersem kızla olacak, çok heyecanlıyım. Yaptığım kötülükler artık bende daha şık duracak. Okulda da herkes hasta olacak bana. Ama ben sadece uzunu seveceğim. Ay, acaba bunun kafamda ne kadar durması gerekiyor ya? Bakayım. 45 dakika mı? Ama çokmuş ya. Olsun be, aşkım için dururum. Ne olacak ki yani? Ama bu boyu gözlerim çok yaktı ya. Of. Yatayım bari biraz, dinlendireyim. Hoppa. Yırılmışım sanki. Biliyor musunuz Yüce Onos? Bu Süpermen harika süper birisi. Hem de uçabiliyor da böyle. Uçsana. Ya demek aradığın erkeği en nihayet buldun. Evet. Meğer benim aradığım erkek hep Süpermen'miş. Ötekilerin hepsi fasafisoymuş, tipoymuş. Evet. Övünmek gibi olmasın ama ya da övünmek gibi olsun, önemli değil. Süperimdir. Ben de çok süper ve havalı bir mükemmelim değil mi? Desenize iki süper birbirinizi bulmuşsunuz. Evet, Paris'in en lüks mağazasından alınmış bir çift ayakkabı gibi birbirimizi bulduk. Sanki ben sağ ayakkabı, o da sol ayakkabı. Ya da şey olsun, ben sol alayım, sen sağ mı olmak istersin, sol, tamam ben solum, sen sağ. Yani artık Battal Gazi'ye karşı bir şey hissetmiyor musun? Hiç umurumda bile değil. Yani burada süperi varken Battal'ı ne yapayım ben, değil mi? Sipo! Oh, oh. Pek güzel. Sipo. İşte geldik. Hoş geldiniz. Her şey halloldu. Nihayet gelebildik. Afrodit. İyi hadi o zaman sevgili Afrodit, gidelim. Gidelim sporcum, uçalım. Hey hey, durun bakalım. Ne oluyor Afrodit? Ne oluyor? Ha? Bu yanındaki soytarı da kim böyle? Kimse kim, sana ne? Ne demek kimse kim? Ne demek? Bana bak.
Beni göğsünde S harfi yazan bir salağı tercih edemezsin, tamam mı? Ben salak değilim bayım. Ben Süpermen'im. Bayım ha, bayım ha. Şu züppeye bakın, şu züppeye. Sen var ya sen, salak züppe, salak züppe, salak züppe, salak. Rica ederim, kendinize gelin yoksa sizi dersinizi vermek zorunda kalacağım. Bakın bakın, şu züppenin haline bakın neler diyor. Ne dedin sen? Ders mi vereceksin? Ulan! Yedim ulan seni! Battala bu laf edilmez! Yedim! Hayır! Hayır! Yedim! Yeter! Yeter! Burayı mahalle hamamına çevirdiniz bir topyayı! Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Vay, ilk ben gireceğim! Ya neden ilk sen giriyorsun? Çünkü sizin işiniz iki saatte bitmek bilmiyor. Benim beş dakika. Ya tabii ben biliyorum o beş dakikaları. Ne yapalım, erken kalkan yol alır Leyla'cığım. Umarım sular kesilir. Hadi sonra görüşürüz. Ya iki saat erken kalkıyoruz, hala yetişemiyoruz okula. Sizin yüzünüzden iki saatte bir çıkamadınız. Öyle mi? Bakalım gıdıklayınca aynı şeyi söyleyecek misin? Zor da olsa Süpermen'i Battal Gazi'nin elinden kurtardık. Evet, Battal Gazi'nin elinden bir uçanla bir de kaçan kurtulur derlerdi ama uçan da kurtulamıyormuş demek ki. Acaba Hades'in karakter değiştirme ödülünün süresi doldu mu? Birkaç dakika içinde doluyor efendim. Yüce Onos. Efendim Teber. Tam hatırlayamadım da bu karakter değiştirme ödülünün süresini Hades'e söylemiş miydiniz acaba? Söylememiştim galiba. Söylemiş miydim acaba? Ben şimdi düşündüm de ben de söylemediniz diye hatırlıyorum Yüce Onos. Neyse canım, ödülün süresi dolunca anlarsın. O da cıvıklıklarıyla ben de kafa bırakmadı ki. Ne dediğim biliyor muyum ben? Peki ne yapalım? Ne dersiniz? Çağırıp hatırlatsak mı? Yapılacak bir şey yok. Ödülün süresi bitince nasıl olsa kendisi de anlar. İşte o kadar. Of ya, of, inanamıyorum ya. Ya Kıvılcım şampuanımın içine siyah boya koymuş. Göstereceğim ben o Kıvılcım'a. Ya kızlar hemen Selena'yı çağıralım da saçlarımı eski haline çevirsin. Ya bence çok güzel olmuş abla. Evet, siyah çok yakışmış. Yani bilerek yaptığım bir şey değil, Kıvılcım yaptı. Yani Kıvılcım ilk defa iyi bir şey yaptı. Ozan da çok beğenir. Aa, gerçekten mi? Ya evet, süper olmuş. Ya hem senin için de değişiklik olur. Ondan iki saattir banyodan çıkamadı. Yani açıkçası ben de beğenmedim değil ama sadece Kıvılcım yaptı diye sinir oluyorum. Ya bence hiç sinir olma. Hatta git Kıvılcım'a teşekkür et. Hadi ya, o kadar iyi mi? Gerçekten çok güzel. İyi o zaman. Ya acaba ben de mi siyah boyatsam? Ben de boyatayım. Aa, oldu, yok daha neler. Ha, şimdi de kıskanır. Kızlar. Ne diyorsun sen ya? Ya kayıcım, ben sana bayıldım ya. Bir gün bir meyhaneye gidelim de kafalarını çekelim. He? Olur onu da yaparız ama senin gittiğin yerlere değil. Daha bizim o taraflara, Cihangir'de çok şık yerler var. Oralarda içersek hem sen de böyle kabuğunu falan kırmış olursun. Daha güzel yerler görürüz. Sonuçta Cihangirli Zülfikar'ın kardeşiyle berabersin değil mi? Ya bunun dili neler konuşuyor. Ne kadar tatlı bu, ne kadar çirin ya. Tamam oralara gideriz. Takma kamera ya, manyak bir şeysin sen ya. Çaylar da geldi. Bakıyorum muhabbetiniz de iyi. Aman kızım, maşallah de. Abini bu halde gördüm ya. Artık geçilerime mugayet olmaya bile gerek kalmadı. Ya sevgilim diye demiyorum ama kız kardeşim var ya, bir içim su. Maşallah. Kardeşim güzeldir tabii ki, abisine çekmiş olsa gerek değil mi? Buyurun, çayınız Alamet Bey. Aa, kırılıyorum ama. Gerçekten şu yüreğe kırıyorsun, çok ayıp. Artık şu gereksiz bey ekini kaldırsak. Yani kadercim, Alametciğim haklı. Yani şu beyi falan kaldırıp artık şöyle birbirinize daha özel, daha sıcak bir şeyler söylesen. Ne bileyim, aşkım, böceğim, sevgilim falan gibi tadında. Peki o zaman, sevgilim. Ha, şöyle biraz rahat olun ya. Şöyle birbirinize daha bir yaklaşın. Ne bileyim, arada güzel oyunlar, kaçamak bakışlar. Ya nasıl dağıttı, nasıl kum. Gel buraya bir yanak koy. Oh, bal yanak, bal. Ya kısa zamanda tatlım kıymattım oğlu. Evet.
İşte ne güzel oldu böyle, şöyle birbirinize yakın olduğumuzu biz de görelim değil mi? Sevinelim o mutluluk tablosuna. Ah canlarım benim, böyle daha yakın, daha sıcak. E o zaman kayınço, sağa doyum olmaz. Ben yavaş yavaş sevgilimin odasına doğru bir uçuşa geçeceğim. Rahat diyeceğiz yani. Haydi bakalım. Gel bakalım sevgilim, canım. Canım güzelim, gel. Söz! Ne oluyor lan? Ne odası lan? Sen nereden çıktın? Ne işin var lan evimizin içinde? Terbiyesiz herif. Ha? Çık git lan evden. Sen nereden geldin şerefsiz? Ne diyorsun kayınço? Ben alam. Hani kız kardeşinin sevgilisi. Lan bak bir de gözümün önünde sarılmaya çalışıyor. Ne sevgilisi lan? Gel lan buraya. Oğlum, tutmayın lan. Oğlum dur. Anne bırak. Şerefsiz herif. Bir dakika. Oğlum anne, Allah aşkına siz karışmayın, bak sizle sonra konuşacağım. Gel buraya. Yok, onlar da karışsın, onlar da işin içine girsin, onlar da şimdi konuşsun, olur mu olur mu? Ulan bak hala konuşuyor ya, gelsene lan, gel buraya. Şerefsizim. Kalk senin ulan, ben seni tophaneye kadar döve döve kovalamaz mıyım? Bir dakika. Bu tip feodal tavırlar sana yakışmıyor. Ne demek ki ya? Anne. Bir şey yapma kader adam, bir şey yapma. Yok yok, bu iş böyle olmayacak. Ben en iyisi Burak'a dün yaptıklarından iğrendiğimi söyleyeyim. Hayır yani karakteri buysa bu işin yürümeyeyim. Merhaba aşkım. Ben de bugün ne kadar sıkıcı diyordum. Meğer seni henüz görmediğim içinmiş. Nasılsın aşkım? Bu ne güzellik böyle. Yani Burak şimdi benim kıyafetimde bir gariplik yok mu? Tek gariplik seni mükemmel göstermesi. Ben senin yanında sönük kalıyorum. Güzelliğini düşününce nasıl olsa ne yapsam yanında sönük kalacağım değil mi? Burak, bu sensin değil mi? Benim aşkım. Ama ya dün? Ya dün dedin de aklıma geldi. Dün ben yemekte çok mu içtim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Ay. Bunun da hamzoluğu gitmiş ya. Şeker olan olmuş tekrar. Demek ki karakter değiştirme sihrinin de bir süresi varmış. Püh, kahretsin. Tabii ya. Şimdi her şey açığa çıktı. Ben bundan canı düşünemedim. Neyi düşünemedin aşkım? Yok bir şey aşkım. Evet. Bugün daha da mini giyindim. Burak Bey beni böyle görüp de kızınca anlayacak bu sarı yelloz kimi daha çok seviyormuş. Efendim? Merhaba Burak Bey. Merhaba Fitnat Hanım. Ay, bugün de böyle açık saçık giyindim ama. Ay şimdi siz bana kızacaksınız biliyorum. Pardon ama niye kızayım anlayamadım. Şey işte böyle giyindim diye. Affedersiniz Fitnat Hanım ama bana ne ki sizin kıyafetinizden. Yetişkin insansınız. İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Ama ben dün şey dediniz diye yani kızmadınız mı? Allah Allah. Fitnat Hanım siz iyi misiniz? Bir kere ben öyle kadınların kıyafetine karışan bir tipte erkek değilim. Ayrıca o tipte bir erkek olsaydım sizin değil sevgilim Selena'nın kıyafetine karışırdım değil mi? Peki öyle yani ben dün siz şehittiniz mi? Şehittim bugün. Neyse ben gideyim. Daha NASA'ya mektup yazacağım. Benden de selam söyleyin Fitnat Hanım. Ay, saçlarım berbat oldu ya. Ama olsun seninkiler de berbat oldu. Bakalım oğlanın o iğrenç saçlarına ne diyecek. Hadi. Ya kızlar, ya ben Ozan'ın saçlarımı bu şekilde görmesini istediğimden emin değilim. Ya senin gerçekten çok güzel oldu. Evet Selena, bu çok güzel oldu. Ya bakın kızlar, biliyorum moralimi düzeltmeye çalışıyorsunuz ama boşuna uğraşmayın. Ozan geliyor. Selin, Leyla. Selin saçların... Evet evet, iğrenç olmuş değil mi Ozan? Hayatım biliyor musun? Hayatta böyle en acıdığım tipler kendi gibi olmayıp başkalarına özenen tiplerdir. Kıvılcım kusura bakma, özür dilerim ama şu anda seni duyamıyorum bile. Ya çünkü senin güzelliği karşısında büyülenmiş durumdayım. Şok oldum. Güzelliği mi? Güzelliğim mi? Senin çok güzel olmuşsun. Yani saçların eski haldeydi ama... Ya böyle çok güzel olmuş ya. Ay Kıvılcım çok güzel olmuş değil mi ya? Bence sen de saçlarını siyah boyatmalısın. Kesilsin Dilar, kes. Kıvılcım saçların haline senin böyle. Ne varmış, ne olmuş?
Babacığım ne yaptın, böyle boyamışsın falan. Hem kafana mikrodalga fırına mı soktun, ne yaptın? Çok komik olmuşsun ya.